Hey babam, zarifler geliyor. Dökülmeden geliyor. Beş çay getir. Demliler geldi. Oyna bakayım, oyna, at bakayım. Allah! Ne vuruyorsunuz be? Ne vuruyorsunuz be? Bana bak, demline gel, döverim ha. Peki, tamam. Bak, bu son oğlum. Hele bir dört kırarım kafanı. Müşteriler kıyar abi, onlar döküyor. Beş tane çay gönderdim. Demliler geliyor. Zarifler geliyor. Bu sefer dökülmeden geliyor. Çay isteyen. Çay isteyen var mı? Bekleyecek miyiz ustacığım? Şimdi ablacığım, çırak biraz acemidir de. Şöyle eşek. Ya sen sadece bağırıyorsun. Yapsana şu öğrettiğim numarayı. Yapma hoca, bozarım fiyatını. Aydın, gel bakalım. Allah! Boş yere para verme. Öğrenemeyeceksin bu işi. Oğlum, 100 kere söyledim mutfakta tıraş olunmaz diye. Helane güne duruyor. Ne yapalım ya? Abim zapt etmiş helayı. Çık dışarıdan hadi. Abi yeter artık, çık dışarı ya. Yeter be, işe gideceğiz. Abi hadi çabuk ya, Allah Allah. İşe geç kalacağız be. Abi aç abi. Abi. Aç abi. Hadi be. Allah aşkına aç abi! Dolmaya gideceğim be, aç abi! Çıkacağız oğlum, oyun oynamıyoruz ya! Herkesin işi gücü var! Allah Allah! İşimiz var ya! Bak işin var! Utan ulan! Şu çocuklardan utan! Kazık kadar herif oldun, hala çöp arabası gibi dolanıyorsun orada da! Bey yapma, Allah aşkına yapma! Bırak canım! Yahu iki senedir iş aranır mı be? Bak Şerife, üç günde girdi işe! Hakkının olsun senin! Vallahi dolmaya gideceğim be, aç ya, aç!
şerefte bunları mı okuyorsun? Kültür yapmak da mı yasak? Başlatma kültürüne. Ne haber, iş buldun mu ha? Öyle teklifler alıyorum ki baba, duysan şaşarsın valla. Yok canım, bütün işin yalan dolan. Çok günahına giriyorsun evladımın. Şu nimet çarpsın ki, iş arıyorum gece gündüz. Bir sürü işe de giriyorum. Giriyorum ama bir şeyler oluyor, olmuyor. Güzelim evladım, güzel oğlum benim. Babamı hiç sevmiyorum. Peki ama niye olmuyor be abi? Bak anlatayım. Gel otur şöyle bakayım. Ha. Otur otur. Ver şunu. Şöyle. Böyle. Biraz da böyle. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam mı babacığım? Dur lan! Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam mı babacığım? Allah aşkına var mı bir yanlış? Değil mi? Yok. Ama gel de anlat. Açma! Bırakın beni! Sinirlenme baba! Bırakın diyorum! Bir vestit versene! İş yok oğlum, boşuna bekleme. Daha geçen hafta 48 bardak kırdın. Seninle mi uğraşacağız burada? Hadi oğlum hadi, hadi bakayım. Allah Allah. Hasbinallah ya. Gene çok şıksınız. Yengem bekliyor abicim. Sidikli mi lahat mı? Allah. Daha amatör kümede top koşturuyorsun sen. Bilakis kardeşlerim birinci ligde. Ne haber? İstersen bizimle gel de yeni transferlerimizi gör ha. Söylesene lan. Konuşun lan. Gene ne karıştırıyorsunuz? Yani birisi sana bir haber yolladı da bir kız. Kız mı? Yok, dikine panca. Kasapayri'nin yeğeni, Zeynep. Kim o be? Yeni geldi İzmir'den, görme abiciğim. Canavar. Şşş, hadi. Ay! Güzel mi? Bana kesik miymiş? Pencereden görmüş. Yemeden içmeden kesilmiş. Kasap Hayri'ye söylemişler. Gelsin istesinler demiş. Dükkanda işte veririm demiş. Devamlı iş mi? Soruyor be. Ortaklığa bile razı. Kız bizimkilerle gelecek istasyonun oraya. Senin adın geçti mi gözleri doluyor. Sen de az zeyrafiye değilsin ha. Durun giyineyim be. Hadi. Nereye? Haftalıklar alındı mı? Sen?
Sizden ne haber beyefendi? İş durumu? İyi, çok iyi. Çok çok iyi. Nazar değmesin maşallah. Allah Allah, işe mi girdin? Yani öyle bir şey. Mesela nasıl anlatayım? Bir ayağımı şöyle attım içeri. Öbür ayağın? O da burada. Benim ne alayım ediyorsun lan it? Allah geliyor. Ay ne oluyor? Allah! Sütlerim! Bu devri. Mahvoldum gitti. Ne olmuş yani? Yarın biraz daha su katar. Yapmadığın iş sanki. Seni eşşi oğlum! Merhaba. Gel abi. Tülin. Abim Şaban. Memnun oldum. Bu da Nazan. Memnun oldum. Abim Şaban. Zeynep nerede? Zeynep gel. Ay. Abi nereye ya? Şaka yapıyor şaka. Allah tutmayın beni. Gelsene abicim ya. Zeynep Hanım, abim Şaban. Memnuniyet oldum. Ben de. Sizin konuşacaklarınız vardır. Bize müsaade. Nereye ya? Yapmayacaktınız bunu abinize. Oh olsun ite, her sabah sigara paketimi yürütür mü? Bildiğiniz gibi değil. Biraz yürüsek. Ama ben bakireyim. Ben de. Hayır abi. Abi ben senin Zeynep'i gördüm. Aha. Sütçü anne Şaban'la hat boyunun orada köprü altına doğru gidiyorlardı. Beni nereye götürüyorsun? Ne bileyim be. Amcam haber alırsa vurur ikimizi de. Nasıl yani? Onun haberi yok mu? Hani dükkanda iş filan? Hiç haberi olur mu şekerim? Vallahi keser ikimizi de. Nereye şekerim? Daha bir şey yapmadık. Bugünlük bu kadar. Ama ne güzel konuşuyordu. Başka zaman inşallah. Aa, bana bu kadar ümit verdikten sonra kaçamazsın. Ne zaman verdik be? Niye beni buralara getirdin? Kandırdın beni. Siz erkekler hep böylesiniz. Halbuki ben mutlu hadi değilim. Hadi ulan sen de. İşte o da. Ne kadar iş yoldur böyle. Durdun. Hadi lan. Öldürecek bu herifler beni. Kurtarın ne olur. Hayır efendim. Başlarım hayır olana. Söyle Şaban olacak o ite, bir daha Zeynep'in yanında görmeyeyim, beynini oyarım valimallah. Bizim Şaban mı? Yok, Beşiktaş'ın sol açığı Şaban. Bizim öyle ite, öyle işsiz güçsüz serseriye verecek kızımız yok, o kadar. Allah o ne be? Teşekkür ederim. Döverim ulan. Aferin evladım. Allah senin gibi gençleri bağışlasın bu millete. Bravo. Önemi yok amca. Yalnız korktuğum şu ki elim biraz ağırdır. Ya.
karate şampiyonluğum var. Öyle mi? İşitmişsindir belki. Beton Şaban derler bana. Tebrik ederim evlat, tebrik ederim. Bravo, bravo. Bak ne yaptın elbiseme evladım ya. Allah Allah. Temizleyici kaniye ver, pırıl pırıl yapar ya. Sizindi galiba. Alın sizindi. Bilmem. Sizden fırladı canım. Tuhaf. Hiç yapmazdı halbuki. Alın. Allah be yarabbim. Al sana. Gel, gel otur buraya. Hadi gel. Gel canım. Hadi gel. Dur bende var, vereyim. Annem yanlışlıkla cebime de makarna koymuş. Kaçıyorsunuz? İşe gecikeceğim de. Ya, affedersiniz, nerede çalışıyorsunuz? Ben mi? Evet. Yani ben. Tabii sen. Oo, ben değişik, serbest. Ama genellikle bilakis koçun yanındayım. Ya, nesi oluyorsunuz koçun? Kuzusu. Demek çok samimisiniz. Bildiğin gibi de. Mesela evvelsi gün toplantı vardı, kalabalıkta ayağına basmışım. Ne dese beğenirsin. Ne dedi? Çek ayağını ulan eşyol eşek dedi. Ya. Çok samimiyiz canım. Arada sırada dövüyorum keratayı. Tabii. Ama siz serbest olduğunuza göre başka yerde de çalışabilirsiniz. Oo, ne teklifler var. Örneğin benim çalıştığım şirket bir teklif yapacak olsa kabul eder miydiniz? Örneğin şarta bağlı. Çok titizim canım. Şartlarda anlaşırız canım. Bir kere de avukatlarıma sormam lazım değil mi? Ha tabii. Bu benim kartım. Cuma'ya tam 9'da bekliyorum. Bir ara uğrarım. Mutlaka bekliyorum. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Unutmayın, bekliyorum. Edeyim. Patronumuz Can Bey. Bu da kahramanımız... Affedersin, adın neydi? Şaban. Şaban Bey. Buyurun. Gel, geç. Korkma, yanındayım, korkma. Gül biraz. Daha gül. Sert bak. Daha sert. Daha yırtıcı. Şimdi yumuşa.
Biraz üzül. Şimdi de vicdan azabı çek. Fena değil, fena değil. Dişlerimi de göstereyim mi? Belki yaşımı öğrenmek istersin. Kâfi. Gel bakalım. Hadi gel, hadi. Allah! O ne be? Bütün şehri senin afişlerinle donatacağım. Basına, televizyona, sinemaya gireceksin. Halkın kahramanı, sevgilisi olacaksın. Tüm sevgilerini verecekler sana. İşte verecekler mi? İşi ben sana veriyorum. Benim yanımda çalışacaksın, tamam mı? Anladın mı? Ne bağırıyorsun ya, anladık. Gazetecilere telefon et, hemen gelsinler. Dur, dur, gitme! Bazı formaliteler var, imzalanacak. Şimdi otur şuraya. Al, şuraya bir imza at bakalım. Şimdi de şuraya. Güzel, şimdi de şuraya, şunların altına. Hadi canım, korkma, at imzanı. Ne işiymiş bu? Ne olacaksın? Kahraman! Ulan eşyoğlusu, harp temiz ki kahraman olacaksın. Öyle kahraman değil, halk kahramanı oluyorum ben. Aa baba, halk kahramanı diyor. Sakın komünist olmasın. Tövbe de lan, ağzını parçalarım. Peki niye gelecekler buraya? Bizi filme çekecekler. Halka tanıtacaklar baba. Destur de dinsiz köpek. Ben filme çıkmam, zinhar günahtır. Şaban Bey! Kim o Şaban? Şaban Bey! İşte bakın. Sahiden geldiler be. Kızlar da var ya. Ya ben demedim mi sana? Oğlum bir gün hepimizi utandıracak diyerek. O bir şey mi anacığım? Seni saraylarda yaşatacağım. Aslanım benim güzel oğlum. İşte tipik bir halk evinde, tipik bir halk çocuğu, tipik bir ailemizin kutsal yaşamı. Halkımızın mütevazı ama şerefli yuvasında ölümsüzleştirdiği cennet. Yavaş yavaş, beni bana doğru kay. Yavaş Şaban. Şaban istiyorum, tamam. Çok güzel. Tamam. Şimdi babayı, anneyi, tamam. Nefis, çok güzel. Şu anda huzurunuzda Sayın Şaban Erkök'e 10 bin lira ilk ücreti olarak takdim ediyorum. Tahmin ettiğiniz gibi ufak bir şakaydı bu. Çünkü Şaban Erkök'ün ilk ücreti tam 20 bin liradır. Buyurun. Ver bakayım şu paraları. Bunu yazın gazetelere. Her zaman her yerde söylemişimdir. En az oğlum Şaban'dır demişimdir. Gördünüz mü lan? Siz de abiniz gibi adam olun. Ne bakıyorsunuz, öyle olun. Yavrum benim. Bana bak, sakın çocuğu kandırayım deme, tamam mı? Evleneceğin adama inanmıyorsun öyle mi? Evlenme hususunda kesin cevabımı vermemiştim sana. Böyle bir hayır de. Daha kaçırırım vallahi. Baba, film çekiyorlar, hani günahtı ya? Sus, kapa çeneni zevzek gerizekalı! Şaban Bey, buyurun. Yeni işiniz reklamcılık hakkında bize birkaç söz söyler misiniz? Efendim, reklam, reklamdır. Reklama reklam demeyen arkadaşlara teessüf ederim. Reklam üç kola ayrılır. Bu kollar sonra bir yerde birleşirler. Sonra tekrar ayrılırlar. Bilmem anlatabildim mi? Bitti. Teşekkür ederim. Şşt, Şaban! Canım benim! Ay. Canın çıksın. Ah, ayol, sinema artisti oluyormuşsun sen. Yo yo, aldatmışlar seni. Ay, ne zaman isteyeceksin beni amcamdan? Tutma Şaban! Beni. Gel buraya! Günaydın. Seni almaya geldim. Ne var? Ne oldu? Günaydın. Oh be. Hadi gel bakalım, gidiyoruz.
Çekime başlıyoruz bugün. Olsun. Önce biraz üst baş lazım sana. Birkaç şık elbise falan. Paran var mı yanında? Var, 200 kağıt. Aa, ne oldu 20 bin lira? Babam aldı. Hiç anlamadım. Senin anlayacağın, bugüne kadar hangi işe girdimse en çok 3 saat kaldım. Hep babamla iki kardeşim çalıştılar. Sigarayı bile kardeşlerimden otlanırdım. Şimdi 20 bin lira benim dersem erkeklik kitabına sığar mı? Değil mi ya? Hani koçun yanında çalışıyordun da samimiyetinden sana bir şey... Yoleşek mi? Koç dedikse Vehbi Koç demedik ya. Şendana aile kasabı Hayri Koç. Sayın seyirciler, hepinizin bildiği gibi bugünlerde yepyeni bir yıldızın doğuşuna şahit oluyoruz. Halkımızın içinden çıkmış, halkın sevgilisi olarak şöhret basamaklarına tırmanmaya başladı. Kendisini bugünkü programımızın şeref misafiri olarak davet etmiş bulunuyoruz. Şimdi soruyorum, hayatta en çok sevdiğiniz şey? Vallahi ailem, yurdum, milletim, mahallem. Bizim mahalledeki arkadaşlar. Ama birini hariç tut. Kim o? Kasap Hayri, Allah'ın manyağı. O Zeynep davası vardı ya. Neymiş o Zeynep davası? Hani kız istasyonun köprünün altında... Tutun şunu! Kızlar kızıyım! Özel hayatınıza girmeyelim. Vallahi abi, kız bildiğin gibi değil. Şey kardeşim, işiniz? İş çeşitli. İki günde bir işe girer çıkarım, girer çıkarım. Niye çıkıyorsunuz? Ben çıkmıyorum, onlar çıkartıyorlar. Kardeşim, böyle dön, böyle. Dönersem aşağıyı göremem, saçmalamayayım diye bana bak diyor. Sporla aranız? Bak, bu hassas bir konu. Karate dedin mi bir tek ben varım. Elim de çok ağırdır ha. İşittin belki. Beton Şaban derler. Ayıptır söylemesi, o benim. Antrenörünüz iyi mi bari? Antrenör mü? Hava gazı. Geçen gün şöyle tuttum, vurdum yere iki kaburgası kırıldı enayini. Başka ne spor yaparsınız? Başka atletizm yaparım. Otobüs arkasından koşardım. Sürat koşusu. Kışın çamur deryasından atlardım. Uzun atlama. Seyyar satıcılık ederken belediyeden kaçardım. Maraton koşusu. Ama şimdi kaçmıyor. Niye? Tenhaya çekilip belediyecilerle anlaşıyorum. Daha kolay oluyor. Bırak şu tehlikeli konuları. Hiç aşık oldun mu? Kardeşim, aşık oldun mu dedik. Allah Allah, ne kadar gülecek ya, aşık oldun mu dedim. Kardeşim, aşık oldun mu? Oldum. Ah. Nasıl bir his aşk? Vallahi onu pek anlayamadım. Çünkü ben aşık oldum mu sesim kısılıyor. A yapıyorum, ses çıkmıyor. Kardeşim, bana döneceksin, bana. Biraz da ailenizi tanıyalım. Mesela babanız ne iş yapar? Sütçü. İki ineği var. Günde 30 litre süt alıyor, 100 litre satıyor. Anlamadım. 30 üretiyor, 100 satıyor. Nasıl oluyor? Su kesilmezse bal gibi oluyor. Yok abiler, yok. Hiç alkışlanacak şey değil. Babam da olsa halkı kazıklayanın alkışlanmasını istemem. Bakın, bizim mahallenin başında, köşede Papağan Rüştü'nün benzin istasyonu var. Benzine su katıyor. Demin bahsettim, kasaba ayrı var ya, ete neler katıyor neler. Bakkal Hacı Rüstem var. Hacı oldu, dalavereyi bırakır dedik. Oo, şimdi her şeye bir şeyler katıyor. Hava gazını açıyorsun, içine hava katmışlar. İlaç alıyorsun,
kireç katmışlar. Efkarlanıyorsun, rakı alıyorsun, rakı yok. Diyeceğim, herkes herkese bir kazık atıyor. Sonra kendi canı şu kadarcık yandı mı ver yansın ediyor. Basıyor yaygarayı. Hepimiz birbirimize bir kazık atarsak nasıl düzelir bu işler? Ben derim ki karşılıklı olarak saygılı olalım haklarımıza. Helal olsun sana kırdığın bardaklar. Şaban abi buyur ya. Başka zaman. İyi olur Şaban. Akşama beklerim ha. Yaşa Şaban. Yaşa Şaban. Hadi çocuklar omuzumuza omuz alalım.